Latil apartmanlarında lüks daireler, yeni kentte akıllı ev sistemleriyle donatılmış alarmlı 4 yatak odalı Larin ve Daren villaları, Göçmenköy'de 3 yatak odalı şömine ve barbekülü apartman daireleri. Asla değer kaybetmeyecek 3 projeden birinde ev sahibi olma fırsatını sakın kaçırmayın. Herkesin yaşadığı ayrıcalık değildir. Ayrıcalık Selba Homes konutlarındadır. Selba Homes, yapımızda güven var. Bilgi için 444 25 26 veya selbahomes.com. Modern mimari, eşsiz tasarım, yüksek kaliteli yaşam alanları üreten Selba Homes, haberciyi sunar. Güzel günler. Haftanın ortasında Haberci ile birlikte sizlerleyiz efendim. Bugün soğuk bir gün. Meteoroloji uyardı. Kara kış geliyor dedi. Bir anda geldi. Ortalık fırtınaya teslim oldu. Soğuk havaya teslim oldu. Aman dikkat diyelim. Dışarı çıkacak olanlar, şehirler arası yolculuk yapmak isteyenler, bol bol dikkate ihtiyacınız var. Bizden uyarması. Dışarısı çok kötü, çok soğuk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara teslim oldu. Kar dünyanın belirli yerlerini etkisi altına aldı. Şu anda İstanbul'da da kar var. İstanbul'da büyük kar var hem. Neyse konumuza geçelim. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Galatasaray'ımız bugün Juventus'la mücadele ediyor. Kara kışta, soğukta. Kalbimiz onlarla. Biz stüdyodayız ama yüreğimiz Galatasaray'la. Evet, bugün konuşacağımız yine çok fazla konu var. Meclisin içine gideceğiz, meclisten çıkacağız. Haberlerimizi tekrar izleyeceğiz, onların üzerine yorumlar alacağız. Arasta'ya gideceğiz, yayalaştırma projesi. Siyasi kimliğiyle tanıdığımız ama aslında mimar olan bir dostumuz bizlerle birlikte. Bize şöyle matematiksel tanımlar yapacak ve yayalaştırma projesiyle ilgili matematiksel tanımları dinleyeceğiz. 366 inisiyatifi sözcüsü ve 366'yı konuşacağız tabii ki. Sadık Gardiyanoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sen buradasın ama yüreğin burada şu değil. Şu anda İstanbul'da Juventus Galatasaray maçında. Rejiden rica ediyoruz. Belki bir tarafta bir Galatasaray maçını kurlar ama henüz daha ekranlarda bir şey görmedim. Galatasaray'da bu arada başarılar dilerim. Evet. Umarım bir ilk olur Türkiye'de ve 75 milyon kişi bugün Galatasaray'da olur. Evet. Bir ilk olsun diyorum. Ya kesinlikle öyle zaten. Ben Fenerli dostlarımdan da sosyal medyada mesajlara bakıyorum. Yürekler Galatasaray için atıyor bugün. İnşallah. Diye şöyle iyi niyetli bir mesaj vereyim. Evet. Keyifli başladık. Ama bakalım keyifli gidecek mi? O haberi izleteceğim birazdan. Ama biz şunu merak ediyoruz. Senin sayfanı takip ediyoruz. Özellikle senin sayfan böyle çok inişli çıkışlı. İşte aman arkadaşlar bir şey söylemeyin. Aman kimse işten durdurulmayacak. Aman şurada bir karışıklık var. O dalgalanmayı merak ettiğimiz için sen buradasın. Doğru. Nedir? 366'da son durum nedir? Şimdi 366 tabii isim olarak kaldı. Biz bunu açtık. Bu sayıyı açtık. Maus'a, İSKİL'e, Girne'de örgütlendik. Sağ olsun Hür İş Federasyonu'na bağlı tüm sendikalar bize full destek beyan ettiler. Hatta hatırlanacağı gibi 2 hafta önce de bununla ilgili bir basın toplantısı yaptılar da. Sayfayla ilgili evet haklısın, inişli çıkışlı süreçler yaşıyoruz. Bunu da esasında yadırgamamak lazım. Nedir yadırgamamak lazım? Şimdi siz düşünün ki bir işe girdiniz. 11 aydır, 12 aydır bu işe göre yaşıyorsunuz. Buna göre borçlandınız. İşte dediğimiz gibi üyelerimizin içerisinde yani bu işten durdurulma tehlikesi yaşayan arkadaşların içerisinde üzerimizden uzak eşi kanser hastası olan var. Diğerinin eşinin MS hastası olan var. Bu işe güvenip evlenen kişi var. Bundan 3 ay önce 2 çocuklar olup da bu marazdan dolayı annenin sütü kesilen üyelerimiz var. Doğal olarak bunların da ruh halini tahmin edebiliyorsunuz. Bazen istemeden de olsa sayfada hoş olmayan bazı yayınlar olabiliyor. Biz de bunları doğal karşılıyoruz. Ve ben de bu konuda arkadaşlara ikaz ediyorum. Yani sonuçta hak veriyorum.
Düşünün, her gün sabah işe gidiyorsunuz. Acaba bugün mü durdurulacağız, yarın mı durdurulacağız diye düşünürken tabii ki insanın bir ruh halinde bir sarsılmalar yaşanıyor. Sayfalardaki sessizliğin veya bazı iletilerin silinmesinin sebebi de, ana sebebi de budur. Artı biz de 366 inisiyatif olarak tamamıyla bir bekleme sürecindeyiz şu anda. Hükümetin tavrıyla ilgili bir beklenti içerisindeyiz. Bizim inancımız şudur ki, ben işte geçen günkü de basın bildirgemde Sayın Yorgancıoğlu'nu kutladım kurultayından dolayı. Ve dedim ki CTP'nin değil KKTC'nin başbakan olmasını yönünde istekte bulunduk. Ve şu anda bize gelen izlenimler de Sayın Yorgancıoğlu'nun KKTC'nin başbakanı şeyine doğru yöneldiğiyle ilgili sinyaller geliyor bize. Bu bizi son derece 366 olarak gayet de mutlu etmektedir. Ama özellikle şunu söyleyeyim, yani biz üyelerimin adına ben rahatlıkla konuşabilirim. Kimse bizim hedefimiz değildir. Bugüne kadar da biz fark etmeden herhangi birinin aleyhine de bir paylaşım olmuşsa arkadaşlarla ilgili veya kırıcı bir söz söylemişse kimse şu andan itibaren ben grubum adına özür dilerim eğer böyle biri de varsa. Bizim kastettiğimiz o değildi. Bizim kastettiğimiz şey arkadaşlar işten durdurulacak mı durdurulmayacak mı? Bunu anlamakta güçlük çektik. Onu biz de bekliyoruz Sayın Yıldırım açıkçası. Yani her gün sabah duracak mı durmayacak mı endişesiyle bakışlar işe gidiyorlar. Biz de sonuçta bir kurultay vardı. Kurultay süreçleri bitti. Sayın Yorgancıoğlu tabii önüne bakmak ister. Ne yapılacağını görmek ister. Ona göre hesaplar, kitapları vardır. İlerleyen günler daha birçok olaya gebe. Biz onları açıkçası sabırla ve sükunet ne kadar olabiliriz hatta sükunet içerisinde arkadaşların adına gelişmeleri takip ediyoruz. O kağıtlar ulaştı mı? Yani sözleşme yenilenmeyecektir kağıdı bir ay önceden mi gelmesi gerekiyor? Bir ay önceden ama herhangi bir şey ulaşmadı. Kimseye ulaşmadı. Ulaşmadı şu anda kağıtlar. Ben tekrar söylüyorum, yani buradan ben tüm yöneticileri sağduyuya davet ediyorum ben burada. Ve biliyorsunuz bizim 366'nın bir önerisi vardı. Yani özellikle bahsettikleri bu kamu vicdanı yararlandı, zedelendi bu 366 kişiyle. Biz de şöyle bir öneri sunmuştuk hatırlanacağı gibi. Yine bu stüdyolar da sunmuştuk biz bu öneriyi. Bu arkadaşlara işten çıkartılacak ise 2004'ten günümüze 2013'ün aralığına kadar, yani bugün de dahil olmak üzere işe alınan kim varsa hepsi çıkartılsın. Tek tip sınav sistemi yapılsın. Buna göre yerleştirilsin. Yani düşünün, bu arkadaşlar Ocak 2013'te işe girmişler. Peki 27 Aralık 2012'de işe giren, yani 3 gün öncesi ne farkı var? Bir de bu arkadaşlar hep kurultay sistemi deniyor. Ama sonuçta yasal olarak işe alınmış kişi bunlar ki başsavcılığın biliyorsunuz başbakanına gönderdiği bir yazı var olumlu alındı diye. O kağıtların üstünde kurultay sistemidir de yazmıyor. Ona bakarsanız 2009 seçimlerinden hemen seçim yasalarına girmeden bir hafta öncesine kadar da 2000 kişi işe alındı CTP döneminde. Biz kalkıp da kamu vicdanından bahsettik mi? Veya vicdanımız rahatsız oldu dedik mi? Burada asıl olan 2-3 tane sendika var biliyorsunuz. Büyük sendikalardan birkaç tane, ismi lazım değil. Bunlar da biliyorsunuz Cumhuriyet Türk Partisi'ne yakın olan sendikalar. Eğer mesela bu elektrik zamları, bu akaryakıt zamları UPP döneminde olsaydı büyük bir ihtimalle memleketi yakarlardı. Ama şu anda çok sönük, ufak tefek bazı açıklamalarla geçiyor. Ve o sendikalar o zaman bu 2000 kişi CTP döneminde iş alınan geçicilerin hiçbirine bir şekilde açıklama yapmadılar. Artı enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Bu alınan 366 tane gencin %70'i o iki tane büyük sendika üye. İşin ilginci bu. Ve ben bu iki büyük sendikanın birinin başkanıyla ben geçen hafta telefonla görüştüm. Yani yaklaşımınız ne olacak diye. Ben de destek vermeyeceğim dedim. Ben mesaj alınmıştır dedim. Ve şu anda bu üyelerin %85'i o ilgili sendikalardan istifalarını verdiler. Memur sene üye oldu. Yani Yürüyüş Federasyonu'nun altındaki birinci desteği açıklayan sendika olan memur sene üye oldular. Yani böyle bir karışıklık, bir kaosun içerisinde de gidiyoruz. Yani insanlar işte bir yıl boyunca bu gençlerin, bu iş alınan gençlerin katkılarını almışsın, katkılarını alıyorsun. Sendikanın kasasına indiriyorsun bunları. Ama iş sıkıya geldiğimde kusura bakma ben desteklemiyorum. Böyle bir mentalite ben herhalde dünyada bir tek hakikatçı da vardır. Onu da biz burada yaşıyoruz. Ve gerçekten sükutayla uğramış bir vaziyetteyiz. Sonuçta sendikaya niye üye olursunuz? Günün birinde başınız sıkıştığında ve ihtiyacınız olduğunda size yardım etmesini istiyorsunuz sendikanın. Veya sizin arkanızda durmasını, dik durmasını istiyorsunuz sendik olarak. Ama sendika diyor ki hayır ben size yardımcı olamam diyor. Benim üyelerim var rahatsızdır. O zaman niye sen bu adamları üye yaptın? Yani ayda sırf 40 TL'lerini alasınız mı diye. Bunları da sorgulamak gerekiyor esasında. Ama şu anda bu arkadaşların çok büyük bir bölümü şu anda açıkça söyleyebilirim ekranlarda memur sene üye oldular. Ve üyelikleri de devam ediyor. Yani yaklaşık son 1,5 hafta içerisinde yaklaşık 90-95 tane arkadaşımız memur sene üye oldu. Memur sene üye olanlar da vardı içinde.
Ve yaklaşık son dakika sayı 90-93 olması lazım. Biraz önce gene seferle konuştum. 90'a devirdik, Sadık Bey dedi bana yeni üye olarak. Gelişmeleri de sizden beraber izleyip göreceğiz. Ne günlere gebeyiz. Göreceğiz. Şimdi Okyay Sadıkoğlu bir mesaj yollamış. En büyük cimbom demiş. Kesinlikle. Sadık kardeşime selamlar, iyi yayınlar demiş. Allah teşekkür razı ediyoruz olsun. Eyvallah. İbrahim Bey mesaj yollamış. İyi yayınlar. Benim de çalıştığım yerdeki adam bana işi gösterdi ve emekli çıktı. Ne olacak beni atarlarsa diye sormuş. Nasıl bir özür dilerim de? Benim de çalıştığım yerdeki adam bana işi gösterdi ve emekli çıktı. Ne olacak beni atarlarsa diye soruyor. O arkadaşın şu anda çalıştığı bölüm herhalde kapatılacak. Ta ki yeni biri gelip işe alışana kadar. Öyle çok bölüm var. Örneğin İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler bölümünde hepsi %85'i şeydir. Müdürleri hariç geri kalanların hepsi geçicidir. Bu Güngör Çöplüğü'ne bakan veya bu tip bölümlere bakan yerel yönetimlerin işlerini çeviren bölümün %95'i bir tek müdür ve sekreter hariç, geri kalan hepsi geçici personeldir. Yani siz bu arkadaşları çıkarttığınızda birçok devlet dairesinde birçok bölüm kapanacak. Ya ben başka enteresan bir şey anlatayım size. Herkes zanneder ki bu geçici arkadaşlar işe girdi, bir eli yağda bir eli balda zannediyorlar ama hiç olay öyle değil. Biz bu arkadaşlarla konuştuğumuzda işe girdiklerinde aylarca güneş yüzü görmemişler. Yıllarca dosyalar arşivlerde, raflarda bekleyen dosyaları bu arkadaşlar ayırmışlar, istif etmişler, kayıtlara geçmişler. Ben o yüzden arkadaşlarla konuştum. Sadık Bey de biz 6 ay sonra gördük güneş ışığını. Yani böyle işlerde de çalıştırılmış. Çalışsın. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum kamuya. İşte bu arkadaşlar işe girdi. İşte o zaman hükümetin sempatizanı olarak işe girdiler. İşte bir elleri yağda bir elleri balda da değildi yani bu arkadaşların. Ve yıllarca yapılamayan arşivleme yapmışlar. Yıllarca tutulmayan kayıtlar yapmışlar. Ve bugün birçok bölümde ön büroda yani vatandaşla birebir temas olan yerlerde bu arkadaşlar görev alıyor. Bu arkadaşlar da durduğunuzda ta ki yeni biri alınsın, ta ki işi öğrensin, çok ciddi bir de zaman kaybına uğrayacak. Hem vatandaş mağdur olacak işini düzgün yapamadığı ve zamanında yapamadığı için, hem devlet zarar görecek tahsilat yapamayacağı için, işlerin düzgün yürümediği için. Yani her şeye partizanlık veya siyasi olarak bakmayalım. Yani bunlar ulusal birlik aldı, hadi atalım bizimkilerden koyalım. Ama bir yıldır, hadi bunlar iki ay önce, üç ay önce alınsaydı amennan. Yani seçimden bir iki ay önce alınmış olsaydı amennan diyecektim. Ama 11 aydır, 12 aydır çalışıyorum insanlar, işler öğrenmişler ve yürüyen işler var. Biraz askerde de aynı şekildedir. Bir çömez muamelesi vardır. İşte yeni gelen bütün işi yapar. Alt devre. Dede, yani torun hikayeleri vardır askerde. Burada da hemen hemen olaydır. Sen yenisin, geç bu işi yap. Dediğim gibi aylarca güneş görmeyen arkadaşlarım var. Bugün devlet dairelerine gidin. Ön tarafta birinci derece vatandaşla birebir muhatap olan memurların %85'i geçicidir. Çünkü tecrübeler artık arkaya geçmiyor. Biz tecrübeli arkaya geçiyoruz. Peki bunlara kim bakacak? Kolay değildir. Birini al, oraya enjekte et ve iki gün içerisinde işi öğret de yola çıksın. Gerçekten zordur. Yani bir ciddi süreç ister bunlar. Bunlar ne olacak? Yani devletteki devamlılığı kim sağlayacak? Ama partizanlık uğruna bunlar hiç düşünülmüyor. Hiç bunlar teraziye konmuyor. Bunlar nasıl yapılacak? Bunlara da bir cevap bulmaları gerekiyor. Bir kesim de şunu söylüyor. Sözleşmeli memur sistemini kaldırsınlar artık. Hemfikiriz. %100 hemfikiriz. Bakın. Bir tek sözleşmeli ne kalabilir? Mevsimli işçiler vardır. Bir, arpa buğday zamanı toprak ürünlerine alınan geçiciler vardır. İşte bunlar tohumluk yüklemede, torbalamada falan çalışırlar. İkincisi, yaz dönemlerinde orman dairesinde özellikle bu yangın gözetleme kulelerinde ve yangının birinci derece çıkma ihtimali olan bölgelerde çalışanlar var. Veya bunun gibi birkaç yer daha vardır, mevsimlik işçiler. Yani bunların süresi, en fazla iş süresi 3 ay ile 6 aydır. Bunlar zaten katrol yapamazsın bunları. Yani kışın çünkü yangın riski yoktur. Kulelerin hepsi boştur. Onların dışındaki biz de şunu söylüyoruz. Bakın, seçim bildirgelerine bakarsanız tüm partilerin bu son 28 Temmuz 2013 erken seçimindenki süreçte de manifestolara bakarsanız hemen hemen bütün partiler seçim bildirgelerinde biz geçici memuriyeti, geçici işçiyi kaldıracağız dediler. Kaldırılsın. Biz buna hemfikiriz. Ama işten atarak kaldırılsın değil. Artık bugünden itibaren bir çizgi çekilir. Arkadaşlar dediler ki biz 1-1-2014'ten itibaren tek tip sınav sistemiyle ve münhale göre, ihtiyaca göre alacağız. Ha, bazı insanlar ekranlardan sorabilirler. Bizim
çocuğumuz herhangi bir partinin sempatizanı, delegesi değil, militanı değil. Bizim çocuğumuz kamuoyu geçti, üniversite mezunu. İşe giremeyecek mi? Biz bu soruları da çok karşılaşıyoruz. Evet. İşte atılsın bu 300 kişi. Eğer bu 300 kişi atılacaksa ve olay çözülecekse ve bütün KKTC rahatlayacaksa lütfen yarın sabah atın. Ama çözülmez. Biz de diyoruz ki 366 inisiyatifi olarak şunu söylüyoruz. Eğer işten atacaksanız veya atmadan çıkaracaksanız 2004'ten bu yana alınan UPP'lisi, DP'lisi, TDP'lisi ve CTP'lisini çıkarın. 2004'ten bu yana. Ve tek tip sınav sistemi yapın. Ona göre hak eden girsin, hak etmeyen de başının çaresine baksın. Buna var mılar? Yoksa işte biz söz verdik seçim döneminde bu kurultayı istihdamını atacağız. Peki, biraz önce de söyledim ben. 2009 seçimlerinin seçim istihdamına girmeden 1,5-2 ay önce 2000 kişi alındı. Bunlar seçim istihdamı değil miydi? Ama sonuçta bu işe girenler de KKTC'nin çocuğu. Bu ülkenin evladıdır bu işe de girenler. Yani bir insanı işten atmak, ekmeğine oynamak kolay değildir. Ha içinden belki 3-5 tanesi ihtiyaçlı olmayabilir. Ayıklayın çıkarın işten. İtirazımız yok. Veya aile durumu. Ailevi durumunun zengin olmasa çocuğun durumu aynı olmayabilir. Belki o çocuk ailesiyle babasıyla konuşmuyor olabilir. Belki ailesiyle babasıyla bağımsız yaşamak isteyen, kendi düzenini kurmak isteyen insanlar var. Biz bunu dışarı duyuyoruz. İşte onun babası Mercedes'e dolaşıyor. Olabilir ama çocuğun altında bir tane Honda arabası var. Belki annesi babası durmuyor olabilir. Belki çocuk ondan faydalanmayabilir. Ha birkaç tane varsa çıkarın onları. Tespit edilsin çıkarılsın. Onlara itirazımız yok. Ama gerçekten bu iki kuruşa ihtiyacı olan insanlar da var Hakan Bey. Ve başka enteresan bir şey anlatayım ben size. 366 kişinin 122'sinin Ulusal Birlik Partisi'ne uzaktan yakından alakası yok. Bu da var. Yani kurultay sisteminin içinde benim Cumhuriyet Partisi iki dönem önceki ilçe yönetim kurulu üyesinin oğlunun ne işi var? Eğer partizanlık olsa idi tam anlamıyla. Birinin tanıdığı da girdi. Biz bunları da savunuyoruz. Ve onun için diyoruz ki biz 366 inisiyatif, ha belki benim bir siyasi kimliğim olabilir. Ama biz 366 inisiyatifini herhangi bir siyasi oluşumun altına sokmadık. Çünkü 366 kişinin ulusal birlikte olmayan gençler de var. Bunların hasreten ricasıydı bu. Abi biz UPP'li değiliz. Yani şu anda biz X bir partinin altında görükmemiz de etik değildir. Haklıydı çocuklar. Bir şekilde komşusunun tanıdığıydı, amcasının tanıdığıydı, bir şeyinin tanıdığıydı girdi. Ama gerçek anlamda bugün adam var yeşil kurdeleyle işe gidiyor. Ama adam geçici Ulusal Birliğin İrsen Bey'in aldığı geçicilerden, kurultay sistemlerinden girmiş adam. Şimdi işe giren mi suçlu? İşe alan mı suçlu? Bugün Sayın Başbakan, şu andaki mevcut başbakan, başsavcılıktan bir görüş istiyor. Diyor ki bu alınan istihdamlar kurallara uygun muydu değil miydi diye. Giden yazı kurallara uygun. Yani yasal olarak alınmışlar. Alındığı kadın göğsünde yazmıyor kurultay delegesidir diye. Kurultay istihdamıdır diye de yazmıyor. Her şey yasal. Bu yasayı kim yaptı? 2006'daki CTP dönemi yaptı bu yasayı. Ve bütün alınmalar bu. Ve esas sıkıntı şurada Sayın Yıldırım. 2014 mali bütçesinde Sayın Mungan geçen gün açılış konuşmasını yaparak başladı görüşmeleri, biliyorsun bütçe görüşmeleri. Olay şu. 16. maddede şöyle bir ibare var. Geçiciler hariç kamudan emekli olanların %25'i kadar istihdam edilebilir diye bir madde var. Normal bir madde. Ama bunun altında bakın. Geçiciler hariç. Yani ben bugün 2000 tane geçici işe atarsam, İşten çıkartırsam 2000 tane istediğim adamı işe alabilirim demektir bu madde. Ne demek istediğimi hatırladım. Ve 2013 bütçesindeki geçicilerle ilgili ödenek kalemi 5 milyon 300 bin TL iken ki bu hükümet dedi ki biz geçiciliği kaldıracağız. Şu andaki bütçeye konan para kaç para biliyor musunuz? 9,5 milyon TL. %100'e yakın bir artış var. Doğal olarak siz bunları izlediğinizde panik olursunuz. Yani şudur olay. Ben bu 300 kişiye atacağım. Elle var 300 istihdam yapabilirim. Kolum kenara. Ulusal Birlik Partisi'nin 2009'dan günümüze kadarki istihdam sayısı yaklaşık 1800'dür. 1800'e koydum kapının önüne. Ettim size 2100. 16. madde diyor ki at bu 2100'ü. Sen istediğin 2100'ü al işe koy. Peki bu iş nereye kadar devam edecek? Siz biliyor musunuz ki Ulusal Birlik tabanı 2009'da Ulusal Birlik tek başına iktidara geldiğinde
şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erol'u, o zaman Genel Başkan ve Başbakanımız Ulusal Birliği'n. Tabandan da baskı gitti Sayın Erol'una. Durdurun bizim gençleri alın, durdurun bizim gençleri alın. Sayın Erol'un ne yaptı? Hayır. Kabinesini topladı ve ilk bakanlığı kurulunda şu kararı söyledi Sayın Erol'u. Kimse haksız yere işten durdurulmayacak. Bu bizim partinin içerisinde ilk infiale sebep oldu. Bakın açık konuşuyoruz burada. İlk bizim tabanımız kızdı. Ne demek onlar 2004'te bizim 1600 gencimizi geceden sabah sokağa attılar. Hatırlayın. İlk bakanlar kurulu toplantısında işten çıkartıldı çocuklar, gençler. O dönem 2004'te işe girenler. Derviş Bey'in şu laf olmuştu. Bunlar da bu ülkenin evladıdır. Bir gün Sayın Cumhurbaşkanı buraya konuk alırsanız kendisine lütfen bu soruyu aynısını söyleyecektir. Bunlar da bu ülkenin gencidir. Amaç atıp almak değil arkadaşlar. Bunu da parti meclisinde söyledi Sayın Erol'u o zaman. Ben de çok iyi hatırlıyorum bu konuşmayı. Amaç dedi, bütçede başarı yapıp dengeyi sağlayıp da istihdam alanları aşmaktır dedi. Biz de bunu yapacağız dedi. 2004'ten 2009'a kadar 5700 kişi işe alındı. Ulusal Birlik Partisi bir tek iktidara geldiğinde 2009'dan bu yana sadece 142 kişi işe durdurdu. Bunun 122 tanesi Müze Dostları Derneği'dir. Bunda savcılığın raporuyla ve Sayıştay'ın baskısıyla hükümet durdurdu. Çünkü kalemleri, ödenek kalemleri yasaya uygun değildi. Diğer 22 kişi de muhtelif sebeplerden dolayı durduruldu. Ama peki, geçen gün bizim Sayın Nazım Çavuşoğlu'ndan veya Sayın Genel Başkanımızın geçen gün bir açıklaması oldu. Eğer atarsanız bu iş kan davasına dönecek. Yani ister misiniz ki yarın ulusal bir iktidara geldiğindeki bu hükümetin ömrü çok uzun değildir. Yani bu önümüzdeki yıl ya bir erken seçim vardır ya koalisyonda çatlaklar zaten başladı. Belki de koalisyon değişikliğine girilir. Yani olayı bilmem ne yarışana mı çevirelim? Yani ULPP de gelsin bu sefer. 2004'ten 2009'a kadar alınan 5700 kişi mi kapının önüne olsun? Bu mu yani siyaset? Sayın Yıldırım, belki siz X bir partiden genel başkan, başbakan seçilebilirsiniz. Ama başbakanlık rozetini göğsünüze taktığınız an, apoletini omzunuza taktığınız an o partinin başbakanı değilsiniz artık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başbakanısınız. Nasıl ki CTP'nin kurultayında %55'e %45 bitti. Sayın Yorgancıoğlu ne dedi? Ben de %45'i de kucaklayacağım dedi örnek olarak. Size de oy veren kişiler sizin yandaşlarınız. Ama unutmayın ki oy vermeyen %65'lik bir dilim var. Veya %62'lik bir dilim var. Yani sağ oylar bu ülkede. Bunları da kucaklamanız gerekiyor. Eğer ülkenin başbakanı olacaksanız. Bu arada biz devlete çok fazla kilitlendik. Devletteki istihdamlara, işte devlet çalışanına, devlet memuru maaşlarına, maaşlar ödenecek milere, ödenmeyecek milere çok evet. Kilitlendik de bizim özel sektör ne alemde? Yani siz de özel sektörün bir bireysiniz. Yani o, hadi devlettekilerin canı can da bizim özel sektörünküsü patlayacak mı? Bakın. Onlar ciddi anlamda kan ağlıyor yani. Ben şu anda bir iş adamı rozetimi takayım ve o şekilde konuşayım. Geçenlerde biliyorsunuz Sayın Çalışma Bakanı bir açıklaması oluyordu. Vatandaşın yani KKDC'linin çalışmasıyla ilgili sosyal sandığı ve ihtiyaç sandığı primlerinde devlet katkıları falan olacak diye bir açıklamalar var. Okey. Önemli olan burada devlete istihdam değil. Önemli olan özel sektörü canlandırmaktır, güçlendirmektir. Peki ben başka bir şey söyleyeyim size. Şimdi bu sene sonunda asgari ücret tespit komisyonu var. Asgari ücret toplanıyor. Artacak. Artması da gerekiyor. Bakın ben bir işveren olarak bunu söylüyorum. Artması gerekiyor ama bunun karşılığı da var. Bir. Sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatırımları işverenin sırtına geliyor mu? Evet. Yük olarak biniyor. Doğal olarak trafik cezaları şunlar bunlar hep asgari ücrete endeksli olan bütün kayıtlar artıyor mu fiyatı? Yani asgari ücrete sen zam yapıyorsun ama bu taraftan ülkeyi de pahalılaştırıyorsun. Doğru mu? Bunlar birebir yaşadığımız olaydı. Mesela bugün bir park cezası 144 milyonken yarın 180 milyon lira olacak. Yani Allah rızası için asgari ücret artık bir zam yapsınlar da ondan hayır, bakın, sonra yapılmasın detaylı. Demiyorum Sayın Yıldırım. Yapılırken bugün piyasada ciddi bir nakit sıkışıklığı var mı işverenler arasında? Var. Var muhakkak. Bugün işler oturuk mudur ciddi bir anlamda? Evet. Çok ciddi sıkıntı var. Ekonomik sıkıntımız var mı bizim işverenler olarak? Evet. Hatta ayın sonunda nasıl ki şu anda devlet diyor ya devlet yatırım endekslememiş dikkat ettiyseniz. Maaşları ödelim, 13. maaş ödelim, adu yeter. Yani onu bir başarı sayıyorlar. Şu anda özel sektörün durumu da tamamıyla budur. Birçoğunun durumu budur. Aybaşı maaşları ödendi. Ofisin elektriğini, suyunu, telefonunu ödedim. Allah razı olsun. Ondan sonraki gelecek olan para ne de çalışanların ihtiyaç sandığına sosyal sigortasını ödemeye çalışıyor işverenler. Peki siz bunu bindirdiğinizde işverenin sırtına
Peki bundan önce bazı düzenlemelere gidin. Nasıl bazı düzenlemelere gidin? Amerika'yı tekrar keşfetmeyelim. Bugün bizim mahkeme sistemimizde çok ciddi sıkıntılar var. Bir çek yasası, bir faiz yasası geçti. Perişan olduk. Bugün Hakan Yıldırım Sadık Gardenoğlu'na bir çek yazacak. Sadık Gardenoğlu'ndan bir mal alacak. 10 bin TL'lik bir çek yazacaksın sen bana. Çekin geri dönecek. Hakan Bey öde, işte bir iki ayda sen beni sallayacaksın. Sonra ben mahkemeye vereceğim. Ceza değil, hukuk mahkeme davasına vereceğim ben seni. Sonra sen çıkacaksın mahkemeye. Efendim ben bu çeki ödemek isterim. Vallahi billahi ödemek isterim. Ama benim aylık gücüm 150 TL'dir. 150 TL'den fazla ödeyemem. Mahkemede sırf o dosyayı sonuçlandırsın diye. Kabul edecek. 150 TL'yi seni taksite bağlayacaklar. Sadık Gardenoğlu o malı almış, Türkiye'den getirmiş, vitrine koymuş, gümrüğünü ödemiş, KDV'sini peşin ödemiş. Hakan Yıldırım'a 10 bin liraya satıyor. Ama 10 bin TL, 150 TL aylık almaya razı oluyor. Adalet bunun arasında. Peki bugün bu hükümet, tüccarın Türkiye, Rum tarafında var annesi. Her şeyde Rum'a örnek göstermeyi biliyorlar da. Yolları öyle, yaşam standartı bu. Bunlar niye örnek almıyoruz? Anladım. Devam bakın, edeceğiz. Son kısa, çok kısa bir şey söyleyeyim öneriyle ilgili. Reklama gidelim. Örneğin siz Türkiye'den bir mal getirdiniz. Evet. Daha malı gümrükten çıkarıp vitrininize sergilemeden, rafınıza koymadan vergisini, KDV'sini, stopajını, her şeyini peşin ödüyorsunuz. Evet. Güneyde öyle değil. Güneyde onu alıyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde sonra, bu böyle değil galiba. Niye de iş adamını rahatlatmıyoruz? Her şey devlet endeksli. Birinci devlet alsın, tüccar ne yaparsa yapsın. Arkadaşım beni rahatlat. Bunlar maliyeti de aşağı çekecek. Nasıl aşağı çekecek? Ben 10 bin yerine 100 bin sipariş vereceğim. Yurt dışında da mal ucuz alacağım. Çünkü kota var biliyorsunuz. 10 binin almak fiyatı 5 lira. Aynı ürünü 100 bin getirmek fiyatı 2,5 lira. Doğru. Fiyat da, yani raftaki fiyatlar da ucuzlayacak. Halk ucuzlanacak. Ama bunları biz anlatamıyoruz kimseye. Anladım. Ben anlıyorum. İnşallah yukarıdaki adamlar. İnşallah. Bir mesaj var. Onu da okuyayım. Ondan sonra gidelim İnşallah. Reklamlara. Bizim ekmek paramızla oynayan olursa 31 Aralık'ta Lefkoşa yanacak demiş izleyicimiz. İnşallah onlara gerek kalmaz diyorum ben. İnşallah diyelim. Meclisin içerisine de girmeyi çok istiyorum ama birazdan artık bir reklam diyelim. Biz de birazcık para kazanalım, ondan sonra tamam. Devam edelim. Efendim reklamlar, kısa haberler. Sonrasında buradayız, bizden ayrılmayın. Modern mimari, eşsiz tasarım, yüksek kaliteli yaşam alanları üreten Selba Homes'un sunduğu haberci devam edecek. Lefkoşa'nın hangi semtinde yaşamak isterdiniz? Küçük Kaymaklı mı? Göçmen köy mü? Yeni kent mi? Selba Homes, Lefkoşa'nın 3 müstesna bölgesinde 3 muhteşem projeyle sizleri ev sahibi yapıyor. Hem de çok uygun peşinat ve ödeme seçenekleriyle. Türk Koçanlı lüks daireler ve villalar. Küçük Kaymaklı'da şömineli ve barbekülü 3 yatak odalı latil apartmanlarında lüks daireler. Yeni kentte akıllı ev sistemleriyle donatılmış alarmlı 4 yatak odalı Larin ve Daren villaları. Göçmen köyde 3 yatak odalı şömine ve barbekülü apartman daireleri. Asla değer kaybetmeyecek 3 projeden birinde ev sahibi olma fırsatını sakın kaçırmayın. Herkesin yaşadığı ayrıcalık değildir. Ayrıcalık Selba Homes konutlarındadır. Selba Homes, yapımızda güven var. Bilgi için 444-2526 veya selbahomes.com. Halkımıza sorduk. Neden Kutay Telekom? En yeni modeller Kutay Telekom'da olduğu için. Çok çeşit olduğu için Kutay Telekom'u tercih ediyoruz. En kaliteli telefonlar Kutay Telekom'da olduğu için. Ödeme kolaylığı ve garantisi olduğu için Kutay Telekom. Teknik seviyesi çok iyi olduğu için Kutay Telekom. Müşteri memnuniyetine önem verdikleri için. Orijinal telefon sattığı için. Aynen öyle. En yeni modeller, en şık telefonlar, en uygun fiyatlarla Kutay Telekom'da. Galaxy Note 3 ve Gear Kutay Telekom'da. Daha fazlası için Kutay Telekom'a gelin ya da bizi hemen arayın. 444-4433 kutaytelekom.com. Teknokam'la eviniz ve iş yeriniz güvence altında. Göz ve parmak dedektörleri, otomatik bariyer sistemleri, personel takip sistemleri, gizli görüntü ve ses kayıt cihazları. Güvenliğinizi yarına bırakmayın, ücretsiz keşif için şimdi bizi arayın. Teknokam, güvenliğiniz bizden sorulur. 444 13 13.
yavaşım sana yavaş. Biz plaz mı bakmıştık ama? Yok yok, biz şöyle geziyorduk ama sıkıntı yok, biz gideriz. Televizyon mu? Televizyon. Televizyon seyretmekten ders çalışamıyorum ya. Alın götürün hemen. Ne oluyor ya? İyi tarafından bakıyor. İki bisküvi arasına bol marshmallow, üstüne de çikolata doluyor. Ha abi, bu tüplü değil mi ya? Ha patlar matlar, aman ha. Biz gidelim. Teknokam'la eviniz ve iş yeriniz güvence altında. Gündüz ve gece görüşlü kameralar, alarm sistemleri, kart okuyucuları ve görüntülü interkom. Uzaktan erişim teknolojiler. Güvenliğinizi yarına bırakmayın, ücretsiz keşif için şimdi bizi arayın. Teknokam, güvenliğiniz bizden sorulur. 444-13-13. Öyle bir kart düşünün ki sizi düşünen bir kart olsun. Hem taksit ödeyip hem de bol bol kazandırsın. Türk Bankası'ndan ihtiyacınız olan her şey için tek kart. Shop Kart. Sizce bir süpermarket nasıl olmalı? 1200 metrekare alışveriş ortamı, 8000 çeşit ürün, 60 personel, 13 kasa, 120 araçlık açık ve kapalı otopark. Burası Kiler Süpermarket. Sizin için neler mi yapıyoruz? Et bölümümüzde en kaliteli et ve et ürünlerini sizin için hijyenik ortamda hazırlayıp depolayıp satışa hazırlıyoruz. Manav bölümümüzde üreticiden ve tedarikçiden aldığımız günlük taze meyve ve sebzeleri sizlere sunuyoruz. Şarküteri bölümümüzde çok çeşitli kahvaltılık ürünleri açık şarküteri bölümümüzde hizmetinize sunuyoruz. Yemek ve meze bölümümüzde anne yemeklerini aratmayacak lezzet ve kalitedeki yemek ve meze çeşitlerimizi tatmanızı sağlıyoruz. Pastane bölümümüzde birbirinden nefis pasta ve tatlı çeşitlerini beğeninize sunuyoruz. Unlu mamuller bölümümüzde sabah kahvaltısını keyfe dönüştüren klasik ve yöresel unlu mamul çeşitlerini sizlere sunuyoruz. Süpermarketimizde gıda ve temizlik ürün çeşitlerini bulmanızı kolay ve rahat alışveriş ortamını sağlıyoruz. Kasalarımızda güler yüzlü kasiyerlerimizle beklemeden alışveriş keyfi yaşatıyoruz. Danışma noktamızda önerilerinizi dikkate alarak çözüm üretiyoruz. Biz hazırız. Sizi keyifli alışverişe bekliyoruz. Kaliteli ürün, uygun fiyat, iyi hizmet. Kiler Süpermarket, Lekoşa Gönyeli'de. Mustafa Zorer Motors şimdi büyük, büyük, çok daha büyük. Çok daha büyük. Kıbrıs'ta oto galeri tabularını yıkıyoruz. Mustafa Zorer Motors devasa showroomuyla siz değerli halkımıza ciddi, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeye devam ediyor. Mustafa Zorer Motors. Herkes için araba, herkes için güven. Mustafa Zorer Motors. Yeni yıla yeni koltuklarla girin. Eski koltuklarınızı 400 TL'ye alıyoruz, yerine yenilerini veriyoruz. Bütün ürünlerde 12 ay vade farksız taksit imkanlarıyla.
yatak odalarında inanılmaz fiyatlar. Karyola, 2 komidin, şifonyer 1390 TL'den başlayan fiyatlarla. Bu yeni yılda farkımızı fark edeceksiniz. Talihsiz mobilya. Lezzetin adı Kaliforniyan Restoran artık Moğusa'da. Güneşin tüm cömertliğiyle denizle yarenlik ettiği, günlük koşuşturmadan ve stresten uzak kaçamak yapabileceğiniz aileniz ve sevdiklerinizle gerek restoranınızda gerekse de 200 kişilik iskelesinde hoşça vakit geçirip Kıbrıs'ta tek olan kiremitte balık özel menüsü, her türlü balık ve kebap pide çeşitlerini tadabilirsiniz. Mardin Restaurant. Plajımız ise tamamen ücretsiz olup düğün, nişan, sünnet ve özel günlerinizde indirimli fiyatlarımızla ev sahipliği yapıyoruz. TripAdvisor ürününe sahip olan Mardin Restaurant, mükemmel bir ambiyansta deniz kıyısında sizleri bekliyor. Mardin Restaurant. İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Yayalar yolda yürümekte zorluk çekti. Trafikteki araçlar sorunlar yaşadı. Sürücüler araçların kontrolünü sağlamakta güçlük çekti. Burası da Balıkesir. Kötü hava koşulları Balıkesir'i de felç etti. Abiciğim bizde çözüm bitmez. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aniden bastıran kar ilginç görüntülere sahne oldu. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Gaziantep'te de etkisini gösterdi. Kahramanmaraş'ta yağan kardan nasibini aldı. Şehir merkezinde araçların üzeri karla kaplanırken caddeler ve parklar kısmen beyaza büründü. Ve Samsun. Samsun'da beyaza büründü. Kayseri'de de iki gündür etkili olan soğuk havayla birlikte kar yağışı başladı. Kanal T'de ekranlarınıza gelen Nazif Pınar'ın hazırlayıp sunduğu Ada Sabahı programının konuğu strateji uzmanı Barış Burcu'ydu. Burcu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünya düzeninden kopuk bir gelişme Kıbrıs'ta söz konusu olamaz diyerek sözlerine başlayan Burcu, yeni dünya düzeni arayışı içerisinde olunduğunu belirtti. Ben şunu görürüm. Dünya düzeninden kopuk bir gelişme Kıbrıs'ta söz konusu olamaz. Neden olamaz? Çünkü Kıbrıs önemli bir stratejik bir noktada. Ve bu dünya düzeninin bazı noktaları etkiliyor olması bugüne şamil bir şey de değildir. Yani düşünün siz ta Napolyon savaşlarından beri galip devletler yeni bir dünya düzeni kurarlar ve kendi düzenlerini dikte ederler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu böyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu böyle oldu. İlk defa büyük bir savaş olmadan Sovyetlerin çöküşünden sonra yeni bir dünya düzeni arayışı var ve Kıbrıs'ı etkileyecek bölgesel aktörlere yüklenmiş misyonlar var. Strateji uzmanı Barış Burcu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinden önce Kıbrıs'ta bütünlüklü bir anlaşma olamayacağını sözlerine ekledi.
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinden önce Kıbrıs'la bütünlüklü bir antlaşma olmaz. Bunun iki tane istisnası olabilir. Bir, Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmaktan vazgeçer ve başka bir alver sürecinde, başka bir stratejik noktada Kıbrıs'ın çözümünün gerektiğine inanır ve Kıbrıs'ı o kabille çözer. Nasıl yani? Yani Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadan Kıbrıs'ta bütünlüklü bir çözüm olmaz. Evet. Bilinen şekil, strateji budur. Evet. Bu bilinen şekil ve stratejinin dışında Kıbrıs'ta çözüm olabilmesi için iki ihtimal daha vardır. Evet. Birincisi Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinden vazgeçmesi. Evet. Ve başka bir çıkarla veya başka bir alışveriş süreciyle veya başka bir stratejik ortaklıkla Kıbrıs'ta çözüme taraf olmasıdır. İkinci ihtimal ise Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadan geleceğe şamil Türkiye'ye Avrupa Birliği üyeliği garantisi verilmesidir. Gündeme ilişkin konular Alasabah programında irilenmeye devam ediliyor. Programın günün yorumu köşesine telefonla bağlanan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim, Türkiye basında yer alan kaçak ilaçlar konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Besim konuyla ilgili gerekli tedbirler için çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Yani biz de kendi adımıza Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bunun hemen araştırmasını yapacağız, peşine düşeceğiz. Çok önemli bir konu, Zaten ülkemizde bilinçsiz ilaç kullanımı, reçetesiz ilaç kullanımı, işte bir sürü onların da altını çizdik, kullanılan müdürlük geliştirme ilaçları bilmem ne bunların denetimsizliğinden şikayetçiyiz. Bir de böyle bir mafyanın hele de kanser hastalarıyla ilgili, kanser ilaçlarıyla ilgili çok hassas bir konunun sızması çok bizim için gerçekten kabus olur. Elbette ki bunun araştırmasını yapacağız. Bizim kanser ilaçlarımız devlet eliyle alınıp veriliyor diyen Besim sözlerini şöyle tamamladı. Bizim bütün kanser ilaçlarımız devlet eliyle alınıp verilen ilaçlardır. Yani ilaç eczacılık dairemizdir bütün ilaçları alan. O da mutlaka resmi bir kaynaktan alıyordur. Yani hani hiçbir hasta kendi temin etmiyor bu ilaçları. Ondan dolayı bizim ülkemizde sanırım böyle bir şey olmayacaktır ama mutlaka araştıracağız. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu yazılı bir açıklama yaptı. Yorgancıoğlu kurultayda yetkili organlara seçilenleri tebrik ederek, seçilemeyen arkadaşlarımıza da ihtiyacımız vardır ve herkesin katkısını alacağız dedi. Özkan Yorgancıoğlu partiyle ilgili kimi kesimlerin bazı değerlendirmeler yaptığını ancak asıl olanın kurultayda verilen kararlar ve parti programı olduğunu belirterek, herkesin çıkan iradeye saygılı olacağına yönelik inancını yineledi. Yorgancıoğlu kurultayda verilen mesajlardan gereken dersleri çıkaracağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ben mesajımı aldım dedi. Parti meclisinin sürate toplanarak genel sekreteri ve merkez yönetim kurulunun belirleneceğini kaydeden Yorgancıoğlu tüm partileri birlik, mücadele, dayanışma ilkesiyle hareket etmeye çağırdı. Başbakan Yorgancıoğlu önlerindeki en önemli hedefin topluma söz verilen reformları yaşama geçirmek, CTP'nin yerel yönetimlerdeki Avrupalı hizmet ve dürüst, bilge, çalışkan belediyecilik anlayışını yurt genelinde yaymak olduğunu da sözlerine ekledi. Soğuk hava şartları ve bazı bölgelerdeki fırtına ailelerin kafalarını karıştırdı. Bazı aileler çocuklarını okula göndermezken okullarda yaşanan öğrenci eksikliği nedeniyle az öğrencinin olduğu sınıflarda ders yapılamadı. Mosa bölgesinden bazı vatandaşlar bazı haber sitelerinde yaptıkları ihbarda bölgede etkili olan fırtına nedeniyle çocukların okullardan eve yollandığını söylerken Eğitim Bakanlığı yetkileri ise okullarda eğitim ve öğretimin devam ettiği açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Eğitim Bakanı Mustafa Arabacıoğlu yaptığı açıklamada kötü hava şartları nedeniyle okullara az sayıda öğrencinin gittiğini, bu nedenle sınıfların birleştirildiğini söyledi. Aileler ise yaşanan bu karışıklığı bakanlık ve öğretmenler arasındaki otorite borçlu olarak değerlendiriyor. Bakanlığın yaptığı açıklama ile çocuklarını okula yollayan aileler sabah saatlerinde öğretmenlerin çocukları evine yollamaları ile sıkıntı yaşadı.
internetten bir fotoğraf karesi, deniz manzarası ve sahili. Her bir noktada taçlanmış 5 yıldızlı otel konforu. Lüks otel odaları. Profesyonel aşçı kadrosuyla taçlanmış, damak tadınıza uygun tat ve lezzetleriyle zengin mutfağı ve denize sıfır restorantı. Acapulco Ocean Spa ile hayatın stresinden arının. Konferanslarınız için modern salonlar. Acapulco, her mevsim sınırsız tatil keyfi için doğru seçim. Lefkoşa'nın hangi semtinde yaşamak isterdiniz? Küçük Kaymaklı mı? Göçmen köy mü? Yeni kent mi? Selba Homes, Lefkoşa'nın 3 müstesna bölgesinde 3 muhteşem projeyle sizleri ev sahibi yapıyor. Hem de çok uygun peşinat ve ödeme seçenekleriyle. Türk Koçanlı lüks daireler ve villalar. Küçük Kaymaklı'da şömineli ve barbekülü 3 yatak odalı latin apartmanlarında lüks daireler. Yeni kentte akıllı ev sistemleriyle donatılmış alarmlı 4 yatak odalı Larin ve Daren villaları. Göçmen köyde 3 yatak odalı şömine ve barbekülü apartman daireleri. Asla değer kaybetmeyecek 3 projeden birinde ev sahibi olma fırsatını sakın kaçırmayın. Herkesin yaşadığı ayrıcalık değildir. Ayrıcalık Selba Homes konutlarındadır. Selba Homes, yapımızda güven var. Bilgi için 444 25 26 veya selbahomes.com. Kalkulaş'tan bir avantaj daha. Motorlu araçlarda seyri sefer ücretlerini Kalkulaş ile ödeyin, otomatik iki taksite bölelim. Hem de masrafsız, komisyonsuz. İkiden fazla taksit istiyorsanız hemen 444 5000'i arayın. Kalkulaş, her zaman her yerde. Hayal eviniz Paradise Villaları. 170 ila 339 metrekare arasında değişen, birbirinden farklı 34 muhteşem villadan biri sizin olabilir. Artık hayallerinize bir son verin. Paradise Villalarında 3 yatak odası, 3 tuvalet, çift banyo, bodrum garaj, hobi odası ve kiler yaşamınızı kolaylaştıracak. Merkezi ısıtma altyapısıyla kış mevsimi yaza dönüşecek. Site oyun alanı çocuklarınızı mutlu ederken 70 metrekarelik roof terasta Lefkoşa'yı ayaklarınızın altına seriyor. Tekjen Construction güvencesiyle Hamitköy'de Paradise Villaları. Hayal eviniz. İster mi şimdi bu söylediklerimizin hepsi hayal çıksın? Dimdikleme Serpil. Ağrıttın yahu. Vazgeçtim. Zaten bu evin reklama ihtiyacım var. Karenin boyaları renk renk rengarenk. Karenin boyaları renk renk rengarenk. Boyayın duvarları, renklendirin yuvaları. Boyayın duvarları, renklendirin yuvaları. Karenin boyaları renk renk rengarenk. Boyayın duvarları, renklendirin yuvaları.
devri. Küçücük bir hayalle bankamıza adım atanlar, geleceğe umutla bakabilmek için bizlere güvendiler. Ve o gün bizlere güvenenler, bugün kocaman hayallerini gerçeğe dönüştürüyorlar. 1986'dan beri amaç hizmettir sloganıyla her türlü ihtiyaç ve yatırımlarınızda geçmişten bugüne her zaman yanınızda oldu. Çalıştıkça büyüyen, büyüdükçe ülke ekonomisine katkıda bulunan Asbank, toplum, çevre ve çalışanlarına verdiği değeri sürekli ve kaliteli olarak arttırmak için çalışıyor. Asbank demek, geçmişten günümüze dost demek. Asbank, dost banka. Vallahi mobilyalar tamam ama bunların da hepsini istiyorum. Asok'un fiyatları makul. Mobilyalar da bir de bunları da alıyoruz. İşte bu. Aslan babam. Evet kızım, karar verebildin mi? Tabii ki, kesinlikle budur. O zaman sana bu arabayı aldım. Yaşasın. Her istediğini aldım. Hatta tüm aldıklarımı Asok Sigorta'da sigortaladım. Şimdi sıra sende. Bana damadı ne zaman getireceksin? Damat? Evet damat, onu da Asok'tan alacak değildik ya. İnsanlar evlerine karşı hayret verici bir özlem duyarlar. Herkesin tek güvenli sığınağıdır. Geri dönmek için sabırsızlandığı tek yer. Eviniz sizi ne zaman geri dönerseniz kucaklar. O sizi sarar. Hayatınızı kolaylaştırır. Rahatlığınızı sağlar. Çünkü eviniz tüm dünya üzerindeki en iyi yerdir. Newpoint'te her şey hazır. Yalnız siz eksiksiniz. Sınırlı sayıda, sınırsız prestij. Özmerhan Construction 444-2012. Teknokam'la eviniz ve iş yeriniz güvence altında. Göz ve parmak dedektörleri. Otomatik bariyer sistemleri, personel takip sistemleri, gizli görüntü ve ses kayıt cihazları. Güvenliğinizi yarına bırakmayın, ücretsiz keşif için şimdi bizi arayın. Teknokam, güvenliğiniz bizden sorulur. 444 13 13. Kendime yeni bir neden lazım.
kendine yeni yılda yeni yaşam alanları yaratmak isteyenlere Depreli Mobilya'dan kaçırılmayacak nedenler. Depreli Mobilya'da yan kanepe 399 lira, Montreal koltuk takımı 1499 lira, set köşe takımı 999 lira. Durun daha bitmedi. Yeni yıla eski mobilyalarla girmek olmaz. Alın size bir neden daha. Eski mobilyanızı getirin, yenisini %20 indirimle alın. Kendime yeni bir neden lazım. Teknokam'la eviniz ve iş yeriniz güvence altında. Gündüz ve gece görüşlü kameralar, alarm sistemleri, kart okuyucuları ve görüntülü interkom. Uzaktan erişim teknolojiler. Güvenliğinizi yarına bırakmayın, ücretsiz keşif için şimdi bizi arayın. Teknokam, güvenliğiniz bizden sorulur. 444 13 13. Kadına şiddet ister psikolojik ister fiili olsun cehaletin ta kendisidir. Cahil olmadığınızı kanıtlayınız. Kadına yönelik şiddet suçtur. Sessiz kalma. Suça ortak olma. Arkadaşın dikkatsiz ve hızlı sürerek hayatını tehlikeye mi atıyor? Biliyor musunuz? Genç ölümlerindeki birinci sebep hızlı ve dikkatsiz araba kullanmaktır. Bu bilinen ve kanıtlanan bir durumdur. Yavaşlayın. Ölmek zorunda değilsiniz. Doğru söylüyor. Yavaşlamalıyız. Gerçek hayatta sizi hızlı ve dikkatsiz sürüşten alıkoyacak biri yoktur. Sadece siz varsınız. Sessiz kalmayın. Son 10 yılda ülkemizde 488 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
Lefkoşa'nın hangi semtinde yaşamak isterdiniz? Küçük Kaymaklı mı? Göçmen köy mü? Yeni kent mi? Selba Homes, Lefkoşa'nın 3 müstesna bölgesinde 3 muhteşem projeyle sizleri ev sahibi yapıyor. Hem de çok uygun peşinat ve ödeme seçenekleriyle. Türk Koçanlı lüks daireler ve villalar. Küçük Kaymaklı'da şömineli ve barbekülü 3 yatak odalı latin apartmanlarında lüks daireler. Yeni kentte akıllı ev sistemleriyle donatılmış alarmlı 4 yatak odalı Larin ve Daren villaları. Göçmen köyde 3 yatak odalı, şömine ve barbekülü apartman daireleri. Asla değer kaybetmeyecek 3 projeden birinde ev sahibi olma fırsatını sakın kaçırmayın. Herkesin yaşadığı ayrıcalık değildir. Ayrıcalık Selba Homes konutlarındadır. Selba Homes. Yapımızda güven var. Bilgi için 444 25 26 veya selbahomes.com. Modern mimari, eşsiz tasarım, yüksek kaliteli yaşam alanları üreten Selba Homes'un sunduğu Haberci devam ediyor. Evet, Haberci gülerek sizlerle devam ediyor. Efendim, öncelikle Galatasaray'ımıza alkışlıyoruz. Reklam arasında biz de maçı izledik. Kalpler yerinden çıkacaktı. Snyder'e teşekkür ederken, Fatih'ti değil mi hocam? Sinirlerim, Fatih miydi o çocuğun adı? Toga. Hayır, sinirlerimiz bozdu. 17 numara. Burak. Burak. Allah'ından bul Burak. Başka hiçbir şey söylemiyorum sana. Allah'ından bul. Evet. Juventus'a da teşekkür ediyoruz. Bize aynen bu mutluluğu yaşattığı için. İyi oynadılar ama kazanamadılar. Güzeldi. Önemli olan Galatasaray'ın burada başarısıydı. Kesinlikle. Artı bayrağımız da orada biliyorsun. Artık kale arkasında bayrağımız var. Çok dikkatimi çekti. Çok hoşuma gitti. Maçta bir şey daha öğrendim. Onu da söyleyelim. Hocamdan öğrendim. Galerinin hemen arkasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı vardı. O bayrağı bir anlatır mısın? O bayrak buradaki Galatasaray Derneği'nin bir girişimiyle ki burada Sayın Tolga Atakan'a da çok teşekkür ederim ben dernek başkanı olarak. Ben de. Galatasaray yönetimiyle konuştular ve bütün Galatasaray maçlarında kale arkasında Kakadice bayrağı o ekranlarda gördüğünüz yerde bütün maçlarda orada asılı olacak. Çok hoşuma gitti. Hı-hı. Acayip duygulandım. Ama Tolga'ya da şuradan bir mesaj, o bayrağı birazcık büyütelim. Yani bir başlangıç oldu. Başlangıç çok güzel artık. Ama yavaş yavaş bayrak büyüsün orada. İnşallah. Evet, mesajla devam edelim hocam. Yine keyifliydik ama birazcık üzülelim artık. 1400 lira maaş alıyoruz. Zamlar altında ezildik. Evimize 3 kuruş maaş girerken çoluk çocuğumuzu işten çıkartırlarsa sosyal hizmetlere mi bırakalım diyor bir izleyicimiz. Biraz önce ilk yerde de bahsettiğim gibi insanlarda artık ciddi bir anlamda bir çıkmaz, bir sorun, bir çözüm arayışı var artık insanlarda. Ve bu durumda olan çok arkadaşımız var. Doğru. Evet, bir mesaj daha var. Fanatik bir Fenerli olarak ilk defa kazanırsınız istedim. Tebrikler demiş. İbrahim Bey yollamış. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi meclisin içine gireceğim ama öncelikle sizin branşınız olan mimarlık. Evet. Mimarlık çok da yakından ilgilendirecek diye düşünüyorum. Yayalaştırma projesi. Hı. Yayalaştırma projesine nasıl bakıyorsun? Özet istiyorum. Haberi izleteceğim ve devam edeceğiz. Şimdi doğru zamanda doğru altyapıyla yapılırsa dünyada bunun yüzlerce örneği vardır. Yayalaştırma özellikle tarihi kent dokusu olan bölgelerdeki bizim Aras'ta olarak nitelendirdiğimiz bölgededir. Ciddi anlamda bir olumlu katkı sağlar. Fakat tırnak içinde söylüyorum. Yayalaştırmadan önce gerekli altyapılar yapılırsa. Nelerdir bunlar? En önemlisi ulaşım. Ben dün Aras'taydım Sayın Yıldırım. Açıkçası esnaf birbiriyle sohbetten başka bir şey yapmıyor. Kimse yok. Bir grup istedi yayalaştırmanın oluşunu, bir grup da karşı çıktı. Grup karşı çıkanların da en büyük sıkıntısı oraya ulaşım. Biliyorsunuz yani yaşadığınız ülkenin daha insanların sosyolojik durumunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bugün affedersiniz tuvalete bile arabayla giden bir toplumun Aras'ta içerisine gidip de yaya olarak alışveriş yapmasını bekleyemezsiniz. Onu da birazcık değiştirmek gerekmiyor mi? Kesin. Şimdi bakın. Geçen cuma günü gazetelerde bir haber çıktı. Yarım saatlik cuma namazı 150 lira diye.
Selim Ecemisi'ne herkes Cuma'ya gitti. Hı-hı. Arabalarını park ettiler. Çıktıklarında belediye zabıtasının ceza fişleriyle karşılaştılar. Peki siz oraya yayalaştırmadan önce altyapısıyla ilgili ne yaptınız? Hangi otoparklara hizmet açtınız? Otoparkın sayısı nedir? V veya belediye otobüsü, yani LETAŞ dediğimiz toplu taşımacılıkla ilgili Girne kapısından veya siz Girne kapısına bir pilot otopark gösterirsiniz. Vatandaş gelir otopark arabasını park eder. Belediyenin veya özelin sağladığı gerekirse çok komik bir rakam ve ücretsiz. Ki Avrupa'da daha çok ücretsiz bir charter servistir bu. Alır ve sizi merkeze götürür. Yarım saatte bir veya 20 dakikada bir seferdir bu. Alışverişinizi yaparsınız. İlgili durağa gelirsiniz. Tekrar arabanızdaki bulunduğunuz otoparka sizi geri götürürler. Budur. Altyapıdan bahsettiğim budur. Bunların hangisi yapıldı? Geçmiş dönemde hatırlayalım, Bulutoğlu böyle bir yaylaştırma yaptı. Esnaf batmayla karşı karşıya kaldı. Ve yaylaştırma projesi iptal edildi. Yine Katri Bey'in döneminde yaylaştırma projesine geldi. Gelsin. Ama altyapı, ben bir mimar olarak, biz de şehircilik eğitim alıyoruz. En iyi şey halkı oraya güvenli, hızlı ve rahat bir şekilde ulaştırmaktır. Eğer Hakan Yıldırım Arasya'ya gidecekse arabasıyla, hele bu benzin zamlarından sonra arabasıyla 45 dakika otopark arayacaksa veya girip de bir otoparka ilk saati 5 lira sonra 10 liralığına otopark ücreti ödeyecekse, adam oraya yerine bugün birçok alışveriş noktaları var. Lemar yolu var, metropol yolu var, dere boyu var. Yani alternatifli olan yerlere insanlar gitmeye başlar. Niye Arasya'ya gitsin? Adam arabasını gidip park edecek, 150 lira zabıta cezasıyla karşı karşıya. Adam arabasıyla gidecek, otoparkta yer yok. 40 dakika bu benzin zamından sonra, bu pahalılıktan sonra dolanacak. Arabasına en uygun bir yeri arayacak. Acaba o uygun mudur yer, o da belli değil. Her an zabıta bir cezayı daha yapıştıracak, camın üstüne takabilir. Peki insanlar niye gitsin? Herhangi bir sosyal aktivite var mı? Herhangi bir yan aktivite var mı? Hayır. Sadece yolların bazılarını demir kazıklarla kapatmışlar. Aferin, hop hop, biz Aras'ta yayalaştırmışız. Yayalaştırılsın. Hatta o trafiğe kapalı, yollara masalar çıksın. Türkiye'de bunun çok örneği var. Hı hı. Örneğin bugün bir bakıldığında İstiklal'i ele alalım, İstanbul'da İstiklal Caddesi. Trafiğe kapalmış bir yol. Uzunluğu 4 kilometre. Ama milyonlarca insan gidip geliyor. Adam ne yapıyor? Nostalji yaşadı. Tramvayına biniyor insan, eğer gidecekse. Tramvayla gidiyor, geliyor. Evet. Yani bir çözüm bulunmuş. Ama bizde bir çözüm yok. Sarayönü Caddesi'nden sonra arabanızı sokacak yeriniz yoktur. Ki orası trafiğe açıkken bile ciddi bir trafik park sorunu vardı. Hele şimdi ki insanlar içeriye giremiyorlar. Peki oradaki esnafın, Allah göstermesin, bir acil durumda itfaiye girebiliyor mu şu anda? Ambulans girebiliyor mu? Hayır. Peki dükkanınızda bir ürününüz eksildi. Ürününüzü gidip dışarıdan satın aldınız. Arabaya bilmem kaç kilometre uzağa park edeceksiniz. Elinizle o aldığınız ihtiyaçlar, ürünleri dükkanınıza ulaştıracaksınız. Veya belli bir saatler koymuşlar. İşte bu saatler arasında stok yapın diye. Veya işte dükkanınıza ürün koyun diye. Ya da o saatleri bekleyeceksiniz. Yani her şeyin en baştaki birinci çözümü altyapıdır. İşte diyorlar ki lokmacıdan günde 1200 kişi geçiyor. Allah için lokmacıdan geçenler, insanlara bir bakın ya. Adam bu Güney Kıbrıs'tan bu tarafa geçen Rumlar ellerindeki suya kadar oradan alıp bu tarafa geçiyorlar ya. Yani artık bazı şeyleri görelim burada. Anladım. Günde 1200 kişi Arasta'ya girsin, çıldırtır Arasta'yı. 1200 kişi. Ama girenlerin 1200'ü belki 100 kişisi alışveriş yapar. Belki de 50'si alışveriş yapar. O da aldığı bir tişörtü, bir ayakkabı, bir kottur. Yani birinci lokmacının oradaki restoranta bir bakın. Adam iki tane bira açıp kaçıyor. Peki Arasta'nın o Bandabulya tarafına doğru, yani biraz daha uzaklaştıkça kaç kişi gidiyor oraya alışverişe? Selim'e Camisi'nin oraya doğru. Çok fazla bir insan yok. Yani ben girdim, şey zannettim, ben sokağa çıkma yasağı mı var mı acaba diye sormaya ihtiyaç hissettim ben. Veya bugün pazar mı, ki pazar günü daha kalabalık olurdu. Ki ben Aras'ta, Bandabulya benim çocukluğumun efsanesidir. Haberi getireyim ekranlara, bakalım vatandaş ne demiş. Efendim Aras'ta'ya gidiyoruz, asma altına gidiyoruz. Bakalım oradaki o bölgede yaşayan insanlar, esnaf, oraya ziyaret edenler neler söylemiş, izliyoruz. Yayalaştırma projesi geçtiğimiz hafta hayata geçti. İşte burada açılış gerçekleşti ve bu sokak trafiğe kapatıldı. Buradan sadece yayalar geçebilecek. Peki bu buradaki işletmeleri, Arasta esnafını nasıl etkiliyor? Yayalaştırma projesinden esnaf memnun mu? Merak ettik. Çıktık sokağa. Şöyle söyleyeyim, şimdi bunu konuşmak çok erken. Ancak hafta içerisinde sanki de bu
daha önce arabaların kullanmış olduğu bir trafiğimiz vardı. O olmaması, bu caddede bir bomba düşmüş ve kimse olmaması gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Tabii çok erken, kimseyi eleştirmek istemiyoruz. Biraz hazırlıksız yakalandık. Bizler de hazırlıksız yakalandık. Bununla ilgili çok fazla bir şey düşünemedik. Nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Yılbaşı öncesi bir hareketlilik oluşur mu? Bugün cumartesi daha fazla yoğun olan bir kalabalık görebiliriz. Yine de baktığımız zaman bu cadde yani çok kalabalık olması gereken günlerden biri olmasına rağmen yine yok yani. Müşteri yok. Bekleyip göreceğiz diyor esnaf. Ama şu anki durumdan hoşnutsuz olduğunu da ifade ediyor. Yayalaştırma projesiyle artık burada araba göremiyorsunuz. Sadece yayalar var. Bundan tabii ki memnun olanlar ve olmayanlar da var. Şöyle ileriye doğru baktığımızda aşağıya doğru yolun yine kapalı olduğunu ve araçların geçmediğini görmeniz mümkün. Kimi esnaf yayalaştırmadığını, motosikletlerin cirit attığını söylüyor. Ama motor seslerinden, bir şey seslerinden bu yayalaştırmanın hiçbir farkı yok. Yani nasıl yayalaştırdı? Motorlar geçer, büyük motorlar geçer, ufakları geçer. Bır 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 bu seslerinden rahatsızız yani buradaki esnaf olarak. Çünkü yayalaştırırsa bu motorların da yasak olması lazım değil mi? Peki alışveriş nasıl gidiyor? Alışveriş şu anda bir durgun. Şu anda durgun, alışveriş durgun da alışverişten ziyade buranın rahatlaması için önce bu statünün oturması lazım. Nasıl oturması lazım? Yayalaştırmazsa yayalaştırması taktiğini devam etmesi lazım. Yayan yanında motor bırt geçerse nasıl yayalaştırma olur bu? Yayalaştırmanın ne farkı kaldı? Esnaf her görüşe hakim bu bölgede. Şimdi biz tabii bu şeyde yeniyiz sektörde. Eşimin bir dükkanı vardı burada. Zaten arabalı olunca da iş olmuyordu. Şimdi bakalım böyle olacak mı? Dediler 2-3 ayda böyle deneyelim dediler. Deneyelim bakalım yani bunda bir zarar yok. Denemekten bir fayda gelir mi gelmez mi onu bilemiyorum ama Kıbrıs'da işler güçler bize göre kötüye gidiyor yani. İşler nasıl? İşler aynen. Yayalaştırma projesi ne yönde etkiledi işleri? Vallahi daha tam belli değil. Biraz daha zaman alacak herhalde. Benim esas arzu ettiğim tek şerit bir yol yapılmasıydı buraya. Yani kaldırımların genişletimi bu şekilde kapalı olmaması. Daha iyi olacağını tahmin ederim. Alışverişi Arasta'dan mı yapıyorsunuz? Arasta'dan tabii ki. Nasıl? Yayalaştırma projesi nasıl etkiledi sizce? Vallahi yayalaştırma projesi fikir ve konsept olarak çok iyi. Yalnız altyapıda bazı eksiklikler görüyoruz. İki tane eksiklik var. Yeterli derecede park meselesi henüz halledilmedi. Bir de girme ve çıkma. Yani buraya gelen insanın tekrar dönüp tekrar çıkabilmesi için o çok kıvrımlı iç yollardan geçiliyor. Ona bir kere aynen karşı taraftaki uzun yoldaki ya da litre yolundaki gibi basit bir geçiş yani bunun içine değil de kesip geçme yani Girne Caddesi'nin sağ tarafına bir imkan vermeleri lazım. İkincisi bu şimdiki güzergahı da biraz daha emniyetli ve daha temiz hale getirmeleri lazım. Yani görsel olarak ve güvenlik açısından. Bunu yaparlarsa bu güzel. Efendim yayalaştırma olduktan sonra çok güzel bir konsept meydana geldi. İnsanlar gördüğünüz gibi bakınız rahat geziyorlar, rahat dolaşıyorlar ve dükkanlarımızdan çok rahat alışveriş yapıyorlar. İşlerimiz çok mu genişledi? Hayır, çok büyük bir işimize ilerleme olduğunu söylemek yalan olur ama dükkanlarımızda işlerin daha ileriye gittiği açıktır ve herkes de bunu rahatlıkla görebilir. İş yok, gördüğünüz gibi oturuyoruz, çay, kahve, sigara. Yayalaştırma projesiyle bir etkisi var mı? Yok. Yani normalde de mi düşüktü yani? Normalde de düşüktü evet. İşler yani ne yapayım 3-4 haftadır iş yok yani. Peki bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Proje iyi oldu. Bizim kafamız rahat. İnsanlar rahat rahat yürüyor. Çocuklar rahat. Yani proje iyi ama canlanması lazım çarşının. Çok cansız. Bugün cumartesi var. İnsanlar var ama alım gücü yok. Yani alım gücü olmayınca doğal olarak biz de oturuyoruz çay kahve. Vallahi işlerimiz yol kapandı, kapanalığı %40 düştü. Yani artık müşteri gelmiyor. Yerli müşterimiz zaten sayılıydı. Artık onlar da hiç gelmez oldu. Araba park edecek yer bulamazlar. Park edenler değişik yerlere polis tarafından cezalandırıldı, zabıta ekipleri tarafından. İşlerimiz düştü. Allah yardımcınız olsun. Şurada bir kuru kalabalık görüyorsunuz ama bu da Paskalya'ydı. Yeni yıl alışverişi.
Yani sürekli olan, ki bu normal yol açık olduğu sürede bunlar %60-%70 daha fazlaydı, daha kalabalıktı. Yılbaşından sonra herhalde bütün herkes dükkanını ya satar ya kiralık yazar, bir şeyler olacak. Pazartesinden buraya gelsin birazcık daha iyi oldu. Fakat tabii ki bu yol kapandı da oldu demiyorum. Daha beklememiz lazım. Bence Kumarcılar Hanı bittikten sonra 6 ay, yani 1 Mart gibi, o zaman esas belli olacak nasıl olacağı. Ben o günü beklerim ama ben güzel olacağına inanırım. Tabii ki karşı çıkan arkadaşlarımıza da demokrasi vardır değilim. Ona da bir havuzda toplayıp fikirlerimizi en güzelini yapmamız lazım. Çünkü surlar için çok değerlidir. Onun değerini de bilmemiz lazım. Erdin Nami gibi ünlü isimleri yakalamaya devam ediyoruz. Şimdi tabii biz yayalaştırma projesini buralara katkı olsun diye hayata geçirdik. Olumlu, yani insanlar rahat yolda yürüyor ama eksikler var. Eksikleri gidermek lazım. Onlar için de çalışmalar sürüyor. Evet, mesajları okudunuz. Mesajları ben okuyacağım birazdan. Vatandaşın mesajını gördünüz. Şimdi vatandaş da Sayın Yıldırım, haberden önce de bizim söylediğimiz gibi, özellikle ben bir mimar olarak, bir şey planlama eğitim olan bir kişi olarak şunu söylemiştim ben. Tarihi dokuların yayalaştırması dünyada bir ilk değildir. Yaygın bir konsepttir. Ama altyapı eksikliğinden bahsetmiştim ben. Nitekim de burada haberlerini izlediğimiz özellikle esnaf, ki orada 40 yıllık, 50 yıllık, mesela bir bullici var, 55 yıllık, 60 yıllık esnaflar var orada. Oraya bakıldığında hepsi de altyapıdan şikayetçi oldu. İşte bu işin biraz aceleye geldiğiyle ilgili görüşleri var. Ve en önemlisi, işlerinin düştüğünden yakınıyorlar. Ha, bunu şöyle yorumlarlar. Yani belki acaba yol kapandı mı da işler düştü mü'nün, esnaf da farkında değil orada. Ama bu ilerleyen birkaç hafta içerisinde biraz daha hissedilecek işlerin orada düştüğü yönünde, yani yayalaştırmanın olduğuyla ilgili. Mesela Sayın Nami az önce ekranda onunla da haber yaptığınızda ne dedi? İşte uzun yolu örnek gösterdi. Evet, uzun yol yayalaştırılmışın tarihi dokuyu size güzel bir örnek uzun yol. Ama unutmayın ki uzun yolun hemen yanında da belediyenin hazırlamış, Güney Kıbrıs'ta yani belediyenin hazırladığı çok büyük bir otopark var. Yani siz arabanızı orada otoparka park ediyorsunuz. 50 metre bile yürümeden uzun yola rahatlıkla girebiliyorsunuz. 500-600 araçlık bir otopark var orada uzun yolun hemen yanında. Peki burada o bizim otoparklarımız nerede? Örneğin siz Bandabula'dan 2 naylon, 3 naylon alışveriş yaptıktan sonra, hadi biz gençiz taşırız. 50-60 yaşındaki veya 60 üstü insanlar, ki onlar da bir gelenek halindedir Bandabula'da alışveriş yapmak, onların geleneğinde vardır. Bunu nasıl taşıyacak? Veya en yakın yer otopark nerede? Yoksa ilk boş bulduğumuz yere mi arabamızı park edeceğiz? Hepsi bunların birer soru işareti. Yani bence belediye halkı dahi bilinçlendirmeliydi. Veya yeni otoparklar açmalıydı. Veya kısmi surlar içini yayalaştırmalıydı. Örneğin kısmı dediğim, birincisi Litra Palas'ın Lokmacı Barikatı'nın o yüncülerin olduğu sokaktan itibaren parça parça yayalaştırmalayabilirdi ki otopark düzenini kurardı, halkı buna alıştırırdı. Şu anda siz aracınıza girdiğinizde, bilmiyorum siz arabanızı nereye park ettiniz ben bilmiyorum orada. Uzağa park ettik. Uzağa park ettiniz. Bir daha düşünün ki elinizde alışveriş çantalarıyla gittiğinizi düşünün. Önemli değil, yürüyeceksiniz. Ama bir, yine kapısından o bölgeyi otopark olarak kullanabilirsiniz. Surlar altına kullanabilirsiniz. Oradan alıp insanları taşıyabilirsiniz. İkinci alternatif, Çağlayan Ankara Parkı'nın oralardan otopark açabilirsiniz. Oradan çok yakındır. Belediyenin taşıyla 20 dakikada bir otobüs koyabilirsiniz. Veya minibüs, özür dilerim, minibüs koyabilirsiniz. İnsanlar der ki, adamlar bilecek ki ben Bandabula'nın önünde indim. Her 20 dakikada bir benim bir minibüsüm vardır. Beni alıp geri götürecektir toplu otoparkıma. Varsın 1 TL'de sembolik ücret olsun. Onu herkes öder, o 1 TL'yi herkes öder. Bunlar kurulacaktı. Bunlar yapılacaktı. Sonra hayata geçecekti. Bakın, esnafın %85'i altyapı eksikliğinden bahsediyor. Bu haberlerde ciddi bir olan. Eğer siz seçip ona göre röportaj yapmadınız, kesin tarafsız olduğumuza inanan bir kişiyim. Yani %85 altyapı eksikliği, işlerin düşüştüğünden bahsediyor. Ya biz surlar içini canlandıracağız, eski günlerini kavuşturacağız iddiasıyla yola çıkıyoruz, ya da esnafı batırıyoruz. Buna belediyenin bir an önce orada oturup gerekirse referandum yapması gerekiyor. Çünkü bu projeye destek veren esnaf da var, karşı çıkan esnaf da var. Demokraside de çareler tükenmez. Surlar içi esnafını toplayacaksın, kaç kayıtlı esnaf varsa. Arkadaşlar diyeceksiniz, referandum yapıyorum.
yayalaşsın mı, yayalaşmasın mı? Yayalaşsınsa önerileriniz, yayalaşmadıysa surlar için nasıl kalkınır, yani esnaf nasıl canlanır, önerilerini sunun. Bir referandum yapın. Bir gün. Ve oradaki çoğunluğa ses verin. Düşünün, bugün kurdele kesildi. İki hafta önce yayalaştırıldı. Bir açılış töreni yapıldı. Ben istedim ki bütün esnaf bir şölen şeklinde yolda yürümesini isterdim ben. Ama sosyal medyada veya gazetede gördüğümüz şu. Açılış yaptı. 15 kişi açılış yaptı. 55 kişi elinde pankartla. Ben sen yaparsın olur. Yani bu tip pankartlarla belediye başkanını karşılamış esnaf. Yani biraz acele mi edildi? Çok acele edildi. Yani altyapı olmadığı için diyorsunuz, açılmış olması acele edilmiştir. Bence çok acele edildi. Hele yılbaşı üstü tam esnafın en çok para kazanacağı dönemde maalesef özellikle yerli halkı, yerliden bahsediyorum ben, yerli halkı biz surlar içinden çıkarttık. Başka yollara kanalize ettik biz bu yerli halkı. Ve sizden bir ricam var. Lütfen 3 veya 4 Ocak'ta aynı konuşunuz esnafla, bir kere daha röportaj yapın. Bu nasıl ki dediler ya, biz acaba yollar kapandı mı da işlerimiz düştü, daha tam anlayamadık dediler ya. 3 veya 4 Ocak'ta tam net cevaplarını alacaksınız. Anladım. Göreceksiniz yılbaşında en çok satış yapacakları dönemde yerli halkın katılımının çok çok düşük olduğunu size söyleyeceklerdir. Dünyadaki uygulamalarda da şu anda yapıldığı gibi değil. Yani yollara 4 tane demir kazık koyduk, ben buraya yayalaştırdım değil. Bir, turisti madem yayalaştıracağız orayı, turistin gideceği bir tuvaleti var mı? Yok. Yerde mavi şeritlerimiz var mı? Mavi şeritler ne de biliyorsunuz, oraya gelen yabancıların yürüyerek bölgeyi gezebilecekleri bir hattır. Mavi şeritlerimiz var mı? Hayır, yok. Bunlar çok basit olayları söylüyorum ben size. Bunun daha çok teknik, yani mimari, şehircilik bölümleri apayrı olay. Onunla ilgili iki program isteriz. Tam neyin ne olduğunu anlatabilelim ama belediyede çalışan mimarlar var. Şehir plancılar var. Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği var. Belediyenin kendi katrosu var. Ve oradaki 50 yıllık, 40 yıllık, 60 yıllık esnaf var. Mesela bir Burlici'yi ben biliyorum. 55 yıldır orada. Bugün Burlici orada su motoru satıyor. İnşaat malzemesi satıyor. Kim gidip oradan su motoru alacak? Kim gidip el arabası veya kürek, çapa, kazma alacak? Bitti. Anladım. Konunun seyri değişecek, mesajları okuyayım. Kaç tamam. Dakikamız? 4 dakikamız var. Sığdıracağım 4 dakikaya. İyi yayınlar. 2 yıl önce 4 defa Ankara'ya tedaviye gittim. 65 bin lira borç çektim. Ödeyemedim. Borç 85 bin Türk lirası oldu. İşe girdim. Borcumu ödemeye başladım. Şimdi ise bizleri işten atıyorlar. Ben ne yapayım? Şimdi derdimi kime söyleyeyim demiş izleyicimiz. Diğer mesajları da şey yapayım ben. Toplu bir derlenden toplu size. Mesaj. O zaman kamu vicdanı bugüne kadar yapılan tüm araştırmalarda gençlerin işlerine devam etmeleri yönünde karar doğrudur. Vermiştir. Sosyal devlet olmanın gereği gençlerine iş bulmaktır, işsiz bırakmak değil demiş izleyicimiz. Bu kadar. Bir ikincisi de, tabii burada reklama girecek ama ben özellikle söylemek isterim burada, izin verirseniz. Geçen hafta ve iki hafta önce, iki kere olmak üzere, SimTV, bak isim vermek zorundayım, buradaki anlaşılsın. Bildiğiniz gibi SimTV şu andaki hükümetin bir yayın organı. Ve bir anket yapıldı Sayın Yıldırım. Hı hı. Ankette ilk anket %85'e %15, ikinci ankette %87'ye %13 işten durdurulmasın diye bir netice çıktı. Bu da nitekim sosyal medyada benim üzerinde de yayınlandı bu. Yani hı hı. Küçük bir habercik olarak da yayınlandı. Ha, olay tabii tam ters çıkmış olsaydı de manşetten yayınlanırdı bu haberler ama en azından yani %87 durdurulsun, %13 durdurulmasın densinlerle manşetten yayınlanırdı bu haberler. Ama olay bu. Yani niye özellikle bunu verdim ben? Ki bu kanallarda halkın veya şu anda siz bile şey yapın, burada bir anket yapın. Aynı sonuca ulaşacaksınız hemen hemen. İnsanlar artık bazı şeyler aşmışlar Sayın Yıldırım. İnsanlar kimsenin ekmek parasıyla popülizm yapılmasını istemiyor. İnsanlar bu gençlere bir güvenli gelecek istiyor. Ha, alınmaları doğru muydu? O apayrı bir olay. Onu şu anda biz tartışmıyoruz. Kurultay süreciydi, şuydu filan. Peki ben de hemen sorarım. Sen bana kurultay sistemi dersen ben de sana sorarım. 2009'da seçim yasaklarına girmeden 40 gün önce alınan 2000 kişinin ne sistemiydi? O kurultay, o da seçim sistemi olurdu. Peki ulusal birlik gelip bunları işten çıkarttı mı? Hayır. Yani artık saptan saman ayrılması gerekiyor. Anladım. Ve ben bu ülkenin bir genci olarak ve ileride bu ülkenin kadrolarında yer almak isteyen bir genç olarak şunu söylüyorum. 2 Ocak 2014'ten itibaren çekin çizgiyi.
Ve bundan sonra devlete girecek olanları sınavla alın. İşte hedef olarak bu kamu vicdanını rahatsız etti deyip bu 300 kişiyi halktan soyutlamayın. Bu insanların gerçekten psikolojisi bozuktur. Bu insanlar da bu ülkenin evladıdır. Ha, birçok insan diyecektir benim evladım partili değil de işe giremedi ondan ne olacak? Haklıdır bu insanlar da. %100 haklıdır. Ama unutmayın bu 300 kişi işten atıldıktan sonra bu olay kapanmayacak. Başka bir 300 kişi alınacak. Yani bu Yeşil Kurdelesi olan 300 kişi alınacak işe. Örnek olarak veriyorum ben size. Sayın Gardiyanoğlu 366 kişiyi işten atarlarsa UBP'de tüm CTP'lileri işten atacak. Bunu bilsinler diye bir mesaj var. Ben buna karşıyım. Bakın bir ben madem siyasi kimlikle söyleyeyim. Ben bir ulusal birlikli olarak ben buna da karşıyım. Yani UBP gelsin CTP'liyi atsın ki UBP yapmadı bunu şimdiye kadar. Ama gidişat onu gösteriyor. Peki aynı sıkıntıyı CTP'li gençlerle mi yaşasın? Şu anda bizim gençlerimizin yaşadığı sıkıntı onlar da mı yaşasın? Onlar da bu ülkenin evladı. Ben bunları söylüyorum. Artık hiçbir parti ekmek üzerinden politika yapmasın artık. Anladım. Biz bunu söylüyoruz. Son bu konuya da değinmenizi isteyeceğim ve bitirelim. Ama çok kısa olsun tabii lütfen. Ki. Süremizin sonuna geldik çünkü. Zeren Mungan, Doğuş Derya polemiği ve %45'i unutma polemiği. Şimdi çok hızlı. Sayın Mungan seçilen biri değil, atanmış bir sayın bakan ve bürokrasiden gelen bir kişi. Yani doğruyu şunu söyleyeyim. Seçilen insanların seçilme endişesi devam ettiği sürece bu ülkede bazı şeyler rayına ve yoluna girmez. Sayın Mungan'da bu yok. Çünkü seçilerek oraya gelmiş biri değil. Bürokrasiden gelmiş biri. Ve Sayın Mungan ne dedi? Ben Türkiye ile olan protokolü devam ettireceğim dedi. Bakın revize de değil. Cumhuriyetçilik Partisi 28 Temmuz sürecinde ne dedi? Ekonomik pakete red dedi. Hükümete geldi. Geçici hükümet geldi. Elçiliği hatırlarsanız yine sizin ekranlarınızda ben bunu iddia etmiştim. Vertis günde doğrulanmıştım hatırlayın. 28 Temmuz süreci döneminde. Sayın Sibel bir güven mektubu vermişti Sayın Elçi'ye. Ertesi günü kabul ettiler, evet dediler. Sonra Sayın Yorgancıoğlu Başbakan olarak geldi. Şimdi hükümeti kurdu. Revize edeceğim dedi. Ve Sayın Yorgancıoğlu'nun atamış olduğu Maliye Bakanı çıktı. Dedi ki ben protokolü uyacağım. Uymazsa maaşları ödeyemem. Bakın bu kadar açık gönüllülükle söyledi. Sayın Derya, CTP sevdiğim saydığım bir insan Sayın Derya, Doğuş Derya. Kendi görüşleri vardır, kendi bir çizgisi vardır, kendi savunduğu ilkeleri vardır. Ama bir Maliye Bakanı çıkıp da bunu açıklamamışsa bunu basın önünde tartışmayın ilk önce isterseniz. Kendi içinizde tartışın bu konuyu. %45 olay. Bakın tecrübe sabittir. Aynı sıkıntıyı biz ulusal birlikte kurultay süreçlerinde de yaşadık. Anladım. Bir oy bir oydur. %45'in ki birinci Sayın Akansoy'dur bu. Sayın Akansoy'un bugünden itibaren Özkan Bey'e en çok destek vermesi gereken bir kişidir. Eğer destek vermezlerse ne olacakları partinin gidişat süreci bir süre önce biz bunları yaşadık zaten parti olarak ağır bedeller ödedik. Aynı hataya onlar da düşmesinler. Ben ana muhalefet olabilirim ama ben açık ve kalple söyleyeyim mesela. Şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi ve DPUG hükümetinin bu hükümete başarılı olmasını isteyen biriyim. Çünkü her başarı bu ülkenin bütününe ve geleceğine artı bir yatırımdır diye düşünüyorum. Her artı yatırımı, her olumlu adımı da ben Sadık Gardiyan olarak da ayakta alkışlamaya da hazırım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. 366 kişi hakkında hükümetin derhal açıklama yapması lazım. Son günümü beklerler. Açıklama yapılmasa derhal sokağa inilmelidir diye de bir mesaj var. Onunla bitiriyorum. Teşekkür ediyorum teşekkür size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Habercinin bugün de sonuna geldik. Haftanın ortasında yarın aynı saatte kısmetse yine burada olacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Modern mimari, eşsiz tasarım, yüksek kaliteli yaşam alanları üreten Selba Homes, Haberci'yi sundu. Selva Homes.